Durusu köyünde. Evet, şimdi bu şeyle boru hattı ile ilgili ne söylüyorsan şimdi söyleyeyim. BOTAŞ bizim arazilerimizi kamulaştırdı, yani şer koydu. Mahkeme kararlarıyla beraber yerlerimiz fındık ve metrekaresi bize ödediği para, elimde belgeyle beraber 1 lira 25 kuruş fındık arazisine. Abi, gelen arkadaşlar. Fakat duyduğum duyumlara göre Terme Akçay'da metrekaresi 5 milyon 750 lira. Yok. Abi sana o belgeyi de getiriyorum. Var, görmek isterim ben. Gerçekten götürürüm. Benim işimden geçip. Tamam. Yok, Akçay'da öyle yap. Bir daha ne diyor ki? Akçay'ın yerinden bizim arazimiz daha değerli. Hayır, şimdi Akçay belediye oldu. Akçay belediye oldu. Kerem Bey, ben senin açıklaman için sonra herkesi konuşturacağım. Konuşmak isteyen herkesi. Bir sakin sakin. Sen bütün söyleyeceğini bir söyle. Diyorum ya. Bizim arazimizde metrekaresine koyulan değer 1 lira 25 kuruş. Fındık yeri. Ve belgesi yerinde. BOTAŞ'ın istimlak ettiği belgesini de gösterebilirim. Biraz önce 2 ekmek parası falan bir şey diyor. 2 ekmek parası abi işte. Bir tanesi ver. Yani 2 ekmek 600-600 1200 lira değil mi? 1 lira 20 kuruş değil mi? Arazinin de bize metrekaresine verdi. 1 lira 25 kuruş. Bununla ilgili önceden herhangi bir işlem yaptınız mı? Hiçbir yere ne imza attık ne bir şey yaptık. Mahkeme kararıyla yerimize el koydular. Şer koydular. Orta Söğütlü'den sonra. Oradan içinde işte, karşıya geçiyoruz. Ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz? Biz arazimizin değerini istiyoruz. Ne isteyebiliriz ki? Devlet el koymuş. Özel sektör. Trilyonlar kazanacak. Ve bizim çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini elimizden aldılar. İşte buyur. Çek abi yakından çek. Yakından çek. Burada yazar zaten. Şehrin nasıl koyulduğunu, hangi ayda koyulduğunu. Evraklar. Çek. Hani mahkeme kararı da var. İstersen onu da vereyim. Onu da çek. Şimdi bu şerhin koyulma nedenini de ben açıklayayım. Şimdi onu alacağım. Onu alacağım. Başka bir derdi, sıkıntısı olan varsa konuşmak istiyorum. Bu köyde hep sıkıntı aynı. Evet, Hasan Arı, Durusu Köyü sınırları içerisinde arazimiz var. Bu arazimize BOTAŞ bizim haberimiz olmaksızın kapıya gittim, öğrendim, şerh koymuş. Bu ne biçim kanun? Benim haberim olmadan veya komşumun haberi olmadan bizim arazilerimizde ne hakla şerh koyabilirler? Bizim buradan en ufak bir haberimiz yok, imzamız yok. Sonra artı bunu kamulaştırılmışlar ama yani bir arazinin bir değeri var. Ha onların verecek olduğu parayı biz oradan öğrendik. İki mislisini ben vereyim onlara, bizim yerimizden geçmesinler, inişmesinler bizim yerimize. Evet, imzamı da atarım altına. Böyle haksızlık değil mi bu şimdi? Yani ne bu jandarma arar, efendim başçavuş arar. Yani zoraki mi geçecekler mi bizim yerimizden? Var mı böyle bir kanun? Neredeymiş böyle? Burası Rusya mı? Başçavuş jandarma niye arasın size? Niye arıyor canım? Ne diye arıyor ama? Benim arazimin ortağı var mı bende? Tapu. Yani bu arazi benim değil mi? Tapusu benim değil mi bu arazinin? Bitti. Ha zoraki geçecek. Böyle bir şey var mı? Böyle bir yasa, böyle bir kanun ben görmedim. 56 yaşına geldim ben. Bu yeni mi çıktı böyle bir kanun? Evet. Tabii ki itirazımız var. İtirazınız habersiz istimlaka mı? Evet, habersiz, bizden habersiz. Yani ne? Böyle bir şey, ben bu yaşıma geldim ben böyle bir şey görmedim. Yani böyle bir şey olamaz. Biz bu kadar da cahil birisi değiliz yani. Yani böyle ne bileyim yani zora. Ders sıkıntı aynı. Bu kadar yasın alacağız. Bu kadar yasın alacağız. Konuşsan da ne olacak? Ders sıkıntı aynı ya. Yahut'a bir şey yok. Yani sen şimdi fındığın fiyatını koy. Belirle. Damandan koy bir. Tavandan da damandan koy bir. Tamam güzel, buna da razı. Ama
boydu fındık fiyatını ver yani adamı geçeceksin hakkımızı ver geçme basağı 2 katına verin geçmesin basağı 2 katına verin evet. Kaçtı bana 10 bin lira verdi yani ben 20 bin lira veririm 15 bin lira veririm gelmesin yeter ki gelmesin işte isim soyad neydi? Yusuf Semiz Yusuf Semiz ya hayır de Durusu Köy Muhtarı Ali Turhan. Şimdi BOTAŞ'la ilgili termik santralı hattı geçmekte olmaktadır. Şimdi buraya bundan bir buçuk ay önce vardı değil mi avukat şeyin geldi buraya. Hakim ha, bayan hakim. Bir buçuk ay oldu. Bayan hakim beraber 12-13 kişi köy yeti olarak geçtik. Durusu Köyü'nü. Ama Demirli Köyü diye geçiyordu. Kevş yaptık. Nihat Deniz diye bir Demirli Köyü muhtarı imzasını atıyor. Durusu Köyü'nün adına. Durusu Köyü topraklarına. Şimdi bu karar çıkınca tabii öğrendik 1 milyon 200 bin lira. Metrekaresi. 225 kuruş. Yani şimdi eski para olarak. Eski para olarak. Şimdi baktık yerin kesimi geliyor 3 milyona. Yerin kesimi burada 12-13 milyon, 15 milyon iç kısımda, 20-25 milyon dış kısımda. Şimdi vatandaşın fındığı ıslattın arazinin içinde. Bunu şimdi hak tekbir etti. Kimden karar aldın falan diye. Köy muhtarı olarak bana muhtarım ne oldu dedi. Dedim benim haberim yok bu şeyde. Hatta şefimin yanına gittim. Evet. Toplantıya gelmedin dedi bana şefim. Ben toplantıdan haberim yok dedi. Allah nasıl olur dedi. Vallahi şef toplantıya gelmedim şefim dedi. Şimdi nasıl olur dedi, bu araştırmış, bilmiyorum sağı solu. Bana Samsun'dan telefon geldi. BOTAŞ. Bürosundan. Dedi böyle böyle muhtarım. Vallahi dedim, bana dedim kimse dedim telefon etmedi. Hani haberim de yok dedim. Ya Nihat Deniz kendi gitti o zaman, bilmiyorum dedi. Vatandaşla yedi, makinelerin önüne duracağız. Makinelerin önüne duracağız dedi. Bu gece sağdan soldan telefon geldi. Hatta Nihat Deniz kendi aradı. Boykot yapacağını Nihat. Boykot niye yapayım biz dedim ya, Allah Allah. Vatandaş dedim arazinden geçiyi alacağı parayı bilmiyor. Nasıl yapacağız bu işi dedi. Vallahi dedi yapmayın dedi, kötü olur. Vallahi kötü kötü değil dedim ya. Vatandaş alacağı parayı öğrenecek. Fakat hani şirkette değil yani, BOTAŞ'la bizim işimiz aslında dedi. Nihat da la BOTAŞ'la ne işin var falan dedi bana Nihat. Vallahi Nihat yarın sabah olsun görürüz dedim. Vatandaşın yanına sen gel dedim Nihat'a. Nihat gelmedi kendisi. Nihat dediğiniz? Demirli muhtarı. Soyadınız? Deniz, Nihat Deniz. Nihat Deniz. Evet. Şimdi siz bugün duyduğumuza göre motorları kepçelerin önüne çekmişsiniz. Buyur. Motorları kepçelerin önüne çekmişsiniz. İşe başlamadan şey diye. Çekmedik. Yok. Şef de burada. Aynen. Peki sonuç olarak ne istiyorsunuz muhtemelen? Hakkımızı istiyoruz. Hakkınız da nasıl hakkınız? Mahkeme vermiş kararını mahkeme demiş ki 1 lira 25 kuruş sizin 125, meslek. 120 lira 120 kuruş para vermiş. 120 kuruşa yer verilir mi ya? Ya nasıl yapacağız? Biz buna itiraz ediyoruz. Evet buna itiraz ediyoruz. Sizin istediğiniz ne? Şimdi buyur. Sizin istediğiniz bedel ne? Bizim istediğimiz bedel. Bizim istediğimiz 4,5-5 milyon. Yerin değeri. Yerin değeri evet. Evet teşekkür. Hemen şey yapmam. Evet. Fernas İnşaat'ın buradaki sorumlusuyum. Boratın yapılacak olan inşaat firmasının yetkilisiyim. Burada yapılan sadece halkı bilgilendirme toplantısı. Yapılan boratı için, yapılacak olan boratı için alınan mahkeme kararı gereğince burada bir kamulaştırma işlemi yapılmış. İnsanlara prosedürü nasıl işleyeceğini, hakları nasıl alacaklarını sadece o bilgiyi vermek için burada bulunuyorum. Kendilerine işlemin nasıl yürüyeceğini anlattık. Öyle boykot ya da şey makineleri durdurma diye bir durum kesinlikle yok. Herkes gayet iyi niyetli ve anlayışlı bir şekilde. Onlara sadece bilgileri verdik. Ne yapmaları gerektiğini söyledik. Bundan sonra yapılacak işler mahkeme kararlarını ellerine tebliğ edilmesiyle birlikte tapuya ya da bankaya gidip paralarını almak. BOTAŞ'ın benim burada. Biraz önce söz olarak söylediğimizi burada da söyleyelim. Şimdi koridorun genişliği, uzunluğu. Şimdi buradaki tabii bu proje için alınan bir ÇED raporu var. Bu ÇED raporu çerçevesinde 17 metrelik koridordan geçiyoruz.
17 metrelik koridor üzerindeki bizim verimli toprak dediğimiz kısmı güzelce bir kenara ayırıp onu bekletiyoruz. İşlerimiz bittikten sonra araziyi tekrar bulduğumuz şekilde, girdiğimiz şekilde hak sahiplerine teslim ediyoruz. Mümkün olduğu kadar burada hiç zarar vermeden çıkıp gideceğiz. Bir yıl süreyle burada bulunacağız. İşimiz bittikten sonra da tarlayı eski haliyle insanlara teslim edip çıkacağız. Tekrar işleyebilecekler, tekrar ekip biçebilecekler. Yalnız emniyet gereğince, doğalgaz boru hattı olduğu için, emniyet gereğince, risk oluşturduğu için belli bir mesafede ev yapamıyorlar. Yani bu dediğim 17 metre koridorun yanında ev yapamıyorlar. 17 metrenin içine daha doğru. Ağaç dikemiyorlar. Boruya ilerleyen yıllarda zarar verdiği için köklerinin. Ancak mevsimlik ürünler ve normal tarım işlemlerine devam edebiliyorlar. Arazi gene onlarındır, gene kullanabiliyorlar. Hiçbir şekilde onların hakkı elinden gitmiyor. Burada yapılan sadece boru hattının geçişi için irtifak hakkı alınmak. Daimi irtifak hakkı alınıyor. Bu boru hattının uzunluğu BOTAŞ'la Terme Akçay arasında 51 km. Tümtepe köyünden başlıyoruz. Çarşamba Tümtepe'den Terme Kozluk Akçay'a kadar gidiyoruz. 51 km uzunluğunda oradaki santrali besleyecek olan doğalgaz boru hattı. İsim soyad mı? Erhan Acar. Erhan Acar. Beni dinle al. Sen de gitsin. Ya. Olsun abi, ben danışmadan iş yaparsam. Bu ne demek? Dirty video hit. Uses clean. Clean. Oh, touch it. Allah. O arkadaş ne için? O köylü. Sizden alakası yok yani. Hı. Genel teknik bilgiyi alayım. Arkadaşlar da gelsin hep beraber benim. Ya benim eleman zaten. Tamam. Ben de mi çekiyorum? Hadi çekeyim bari. İsmim Volkan Pirik. Bu sahanın sorumlusuyum. Hem de iş güvenliği ve işçi sağlığı sorumlusuyum bu sahada. Eda Hanım var, çevre mühendisiniz. Birazdan onunla da görüşürsünüz. Daha sonra görüşürsünüz onunla da. Bizim gördüğünüz üzere buraya alanımızı açıyoruz. 17 metrelik koridor. İlk önce pistin üstündeki tam soyun dediğimiz verimli toprağa kenara sığınıyoruz. Daha sonrasında pisti tekrar düzeltiyoruz, açıyoruz. Dediğim gibi amacımız burada boru hattı için. En önemli burada dikkat ettiğimiz konu husus, sana mı konuşuyoruz? Yani? Tamam, en önemli husus konu burada iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda bayağı dikkat ediyoruz. Her sabah düzenli olarak 15 dakikalık kurslarımız var arkadaşlar, bir toplantı şeklinde. Her sabah aynı şeyler de olsa tekrar ediyoruz. Ardından yine görüldüğü üzere işleme başlıyoruz. Her akşam yine iş bitiminde arkadaşlara düzenli gün değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar dikkatli şekilde işlemi yapmaya çalışıyoruz şu anda. Toplam kaç kişiyle çalışıyorsun? Şu anda sahada yaklaşık 17-18 kişi kadarız aktif çalışan. Ofiste çalışanlarımız var. Bu şekilde yani. Sizin soracağınız şey varsa ben cevaplayayım. Ne kadar derinlikte eşiyorsunuz? Ne kadar derin eşiyorsunuz? Daha eşme yok şu anda. Şu anda sadece şu anda üst pist açma yolundayız. Peki, peki. Onlar daha sonra.
Tam çok iyi olacak.